Biz atalarımızın aynasıyız. Bu formüle göre bizim çocuklarımız da bizim aynamız. Hani duymuşsunuzdur İbni Haldun, ünlü sosyolog. Onun yanına anneler babalar geliyorlar, diyorlar ki çocuklarımızı nasıl terbiye edelim? İbni Haldun şunu söylüyor. İlk siz kendinizi terbiye edin. Zaten sizin çocuklar size benzeyecek. Yani sizin aynanız olacak. Dolayısıyla güzel insanlar, çocuk yetiştirmeden daha önemli olan nesil yetiştirmeye odaklanın. Nesil. Çocuk yetiştirmekten daha önemli. Nesil. Çünkü sizin çocuğunuzun da çocukları olacak. Allah izin verirse. Siz bu sorumluluğu ele alarak, tamam mı? Bak benim soyumdan bu kadar insan gelecek daha diyerek, bunlar hepsi senin aynan ya. Şu anki duruşunu belirle. Nerede duruyorsun şu anda? Kendine ne kadar değer veriyorsun? Ne kadar önem veriyorsun? Kendini nasıl geliştiriyorsun? Çünkü çocuğun sana benzeyecek. Senin neslin sana benzeyecek zaten. O yüzden sen sorumluluk alarak kendini geliştirmekten başlaman lazım. Öyle başkalarına suç atarak, ama onun yüzünden oldu. Benim kocamdan dolayı oldu veya benim karımdan dolayı oldu veya onun suçu demeyi bırakarak, ben ne yapabilirim? Benim neslim iyi olması için ben ne yapmam lazım? Tarafına bakmam lazım. Onun için sen kendini geliştireceksin. Zaten çocuklar bakarak öğrenir. Senin söylediklerini dinleyen yok ki zaten. Sözün geçmiyor ki. Senin davranışlarını kopyalıyor senin çocukları. Senin çocuklarının da çocukları var. Onlar da ileride ne yapacaklar? Senin çocuklarını kopyalayacaklar. Hep böyle. Bununla alakalı çok örnekler var sevgili arkadaşlar. Bizim yanımızda mesela programımıza katılan anneler babalar oluyor. Diyorlar ki ya biz bu programa çocuğumuzdan dolayı katılıyoruz. Yani ilk önce çocuğunu getiriyorlar. Yıllar önce de çok oluyordu. Hocam bu çocuk çok yalan konuşuyor. Hiç unutmam. 16 yaşında bir çocuk. Yalan konuşuyor sürekli. Doğru konuşmuyor. Dışarıya aldım çocuğu. Ama dediler çocuğun problemi var. Bizim problemimiz yok ki. Biz iyiyiz hocam. Dediler. Yok dedim. Çocuğu dışarıya aldım. Yorum yapmadan. 10 dakika görüştüm zaten çocukla. Dışarıya aldım ve anne baba üzerine çalışma yaptım. İlk önce onlar kabul etmediler. Çünkü çok biliyorlardı. Bizim bardak dolu hocam, biz iyiyiz. Sütte leke var, bizde leke yok. Biz çok iyi terbiye aldık ve o şekilde hareket ediyoruz, dediler. Çoğu böyle düşünüyor zaten. Onları küçük görüyorum değil sevgili arkadaşlar. Ben sadece her insanın kusurları olabileceğini, çünkü insan kusurlu olabilir. Uzman değildir ki her anne. Yani onun eğitimini almış değildir ki, bir ehliyet gibi bir şey yok ki. Anne baba eğitimi veya ehliyeti yok ki. Dolayısıyla onlara yol yöntem gösterdim. 3 saat onlarla seans yaptım. Sonra programımı aldım, hiç unutmuyorum. Bir hafta sonra feedback verdiler bana. Çocukta yalan konuşma kesiliyor. Yalan konuşmuyor çocuk. Düzeldi. Neden oldu bu? Anne baba değiştiği için çocuk değişti. Çocuk çünkü ayna. Çocuk anneyi babayı kopyalıyor. İsterse 16 yaşında olsun, isterse 20 yaşında olsun, fark etmiyor. Hele küçük çocuklarda daha basit, daha kolay. Çocuklarınız size benzeyecek. Bu kadar. Açık ve net. Sorumluluğu size ait. Siz de annenize babanıza benzediniz. Ne kadar şikayet etseniz de, annenizi babanızı beğenmeseniz de, onları suçlasanız da, ben onu affetmiyorum, ben onlara hakkımı helal etmiyorum diyerek cümleler söyleyen insanlar da var. Sevgili arkadaşlar, öyle bir şey yok. Sırayı atlayamıyorsun. O senin annen baban, ne olursa olsun. Bunları öğrenmen gerekiyor. Genetik olarak onlardan sizlere geçiş var. Onların geçişini onlara kızarak, onlara bağırarak veya onlara hakkımı helal etmiyorum diyerek, senin öyle bir durumun yok zaten. Sen onlara hakkımı helal etmiyorum diyemiyorsun ki zaten. Yani sırayı atlayamıyorsun ki. Çünkü onu yaparsan senin çocuğun sana yapıyor zaten. Hani adamın tekini sırtına alıyor evladı, götürüyor dağa bırakacak. Dede diyor ki sırtındaki, oğlum diyor benim şuraya bırak diyor. Niye oraya seni bırakayım? Çünkü ben de babamı buraya bıraktım. Etme bulma dünyası. Oğul da bunu fark ederek babasını orada bırakmaktan vazgeçiyor. Yani o zincirleme, domino efektini kaldırıyor. Kaldırınca yarın öbür gün onun çocuklarını onu ormana, dağa bırakmıyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, eden bulur. Kural bu. Mekanizma bu. Sistem bu. Çocuklarımız bizim aynamız. Biz de anamızın babamızın aynası. Bu kadar net ve kesin. Sen eğer çocuklarının iyi olmasını istiyorsan, neslin iyi olmasını istiyorsan, yani sadece çocuk yetiştirmek değil,
nesil yetiştirmek istiyorsan, iyi nesiller yetiştirmek istiyorsan, kaliteli insanlar yetiştirmek istiyorsan, o zaman kendi üzerine çalışmaya başlaman lazım. Yani kendini geliştirmeye başlaman lazım. Kendini geliştirmek ise sadece eğitimle olur sevgili arkadaşlar. Hani böyle dizi seyrederek, haber izleyerek, kitap okuyarak olmuyor. Sana bir liderlik yapan, sana bir rehber olan, bu işin uzmanı, yol gösterici gerekiyor. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda hep yardımcı olduk. Biraz önce anlattığım vaka meselesi gibi binlerce vakaları gördük sevgili arkadaşlar ve Allah'ın izniyle çözdük. Dolayısıyla kilit nokta sizlersiniz. Anneler, babalar. Ben de iyi nesiller yetiştirmek istiyorum. Soyumdan iyi insanlar gelsin. Yaşam kalitesi yüksek insanlar olmasını istiyorum diyorsan o zaman kendini geliştir. Bunu yapabilmek için de ben tek başına yapamıyorum diyorsan o zaman bizim programlarımıza katılabilirsin. Bizim programlarımıza katılabilmek için de videonun altında link var. Linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Forma bakıyoruz. Ayak bağlarının, engellerinin neler olduğunu, potansiyelin ne olduğunu, nerelerde eksik, neresi fazla bunlara bakıyoruz. Sana bir plan çiziyoruz, sana özel olarak hedefini belirliyoruz ve oraya gidebilmek için hangi adımları atman gerektiğini 6 yaşında çocuğa anlatır gibi anlatıyoruz. Hemen siz de kararınızı verin. Videonun altındaki linke tıklayarak formu doldurup bize gönderebilirsiniz. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.